Peki. Şimdi bugün asıl sunucu Oya Hanım, genç akademisyen. Ben böyle birkaç dakika ne anlatayım diye düşündüm. Konunun kapsamı çok geniş de, ne anlarız? Sağlık ve mutluluk neydi konulaştı? Yaşam dönemleri. Yaşam dönemleri ve mutluluk. Nasıl bir çağrışım yapıyor? Ne olacak? Dün bir televizyon kanalında söyledim, hani sağlık ve mutluluk, sağlıksız mutluluk olur mu? Peki. Şimdi Dünya Sağlık Teşkilatı sağlığı nasıl tanımlıyor? Sağlık diyor, kişinin bir, hastalıklarının olmaması, iki, hastalıklarının olmaması yeterli değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi hal olması ve işlevsel olması. Yani bu dünyada aslında hiçbir hastalığı olmadığı halde sağlıklı olmayan ya da mutlu olmayan milyonlarca insan da var. O zaman sağlıklılık belki mutlu olmak için bir gereksinim olmakla birlikte yeterli olmadığı kanaatindeyim. Öte yandan beden sağlığıyla ruh sağlığımız bir bütündür diyoruz. Bedenin gidişatıyla ruhun gidişatı arasında bir ilişki var. Ruh ne kadar çökerse beden o kadar çabuk çöker diyoruz. Öte yandan ruhsal hastalığı olmadığı halde mutsuz olan milyonlarca insan var bu gezegende. O zaman sağlıklılık mutlu olmak için yetmiyor. Psikolojimiz diyoruz, hayatımızın lideri aslında. Diğer memelilerden farklı olarak belki insan psikolojisi var. Psikolojik varlık alanımız bizi çok özel kılar. Sokaktaki, ormandaki diğer memelilere göre. Son yıllarda pratikten çıkan özdeyiş nedir benim için? Aslında yatak odalarından diyoruz, meclis koridorlarına kadar, yolda, sokakta, kurumlarda psikolojik bilincimiz ve psikolojik sağlığımız ne kadar iyi ise birey olarak da, aile olarak da, toplum olarak da o kadar mutluyuz. O kadar sağlıklıyız, verimliyiz, üretkeniz. Yani toplumdaki psikoloji ne kadar iyiyse hasta olmak yetmiyor. Çağdaş anlamda psikolojik bilinç ne kadar varsa toplum o kadar barışıktır, huzurludur, demokratiktir, üretkendir, uzlaşıcıdır. Bu anlamda demokrasi de mutluluk anlayışı toplumda, ailede başlıyor diye düşünüyoruz. Kişiliğimiz ve kimliğimiz nasıl oluşuyor diye düşündüğümüzde nasıl oluşuyor ki? Kimiz biz? Yani kaderimiz nasıl tayin ediliyor? Birçok faktör var değil mi? Genetikle başlıyor, beyinsel kapasitemiz var, çocukluk döneminde yaşadıklarımız var, aile var, toplum var, çevresel etkileşimler var. İnsanoğlu bu yüzyılda yeni bir döneme girdiği kanaatindeyim. Eskiden dar kalıplar içerisinde, dar coğrafyada ömrünü tüketiyormuş. Bu yüzyıl globalite yüzyılı. Artık evrensel bazda, dünya bazında etrafı öğreniyoruz. Televizyon açıyoruz değil mi? Amerika'dan, Afrika'dan, uzak doğuya kadar birçok uyaran geliyor. Onun için bu yüzyıl hem bence bir insanoğlunun yepyeni uyaranlara ve streslere maruz kaldığı bir yüzyıl. Ama aynı zamanda yepyeni fırsatların olduğu bir yüzyıldır. Obama ne yaptı biliyorsunuz belki. Birkaç milyar dolar beyin bilimlerine araştırma amaçlı bağışladı. Onun için bu yüzyılda beyin bilimlerindeki araştırmalar ile psikolojik bilimlerdeki araştırmalar yeni düşünsel sentezlere doğru götürecektir kanaatindeyim. İnsanoğlunun bir mikrokozmik alanı var. Bedensel alanı anlamında, hücresel alanı. Bir de makrokozmik alanı var. Evrensel anlamda aile, toplum, tüm evren diyor. İşte bunların arasındaki denge ve uyum mutluluğumuzu sağlıyor diye düşünüyorum. Yani bir biyolojik evrimimiz var.
bir milyonlarca senedir devam eden bir psikolojik evrimimiz var. Bir de dış dünya var. O arasındaki adaptasyon mutluluğun esasıdır kanaatim diyeyim. Davranışlarımızın kökeni nedir diye araştırıldığı zaman benim aklıma dört katman gelir. Bizi unik kılan, özel kılan, diğerlerinden farklı kılan işte bir kalıtım dedik. Bunun bir evrimi var. İki, beynimizin üst katmanlarda dedik, prefrontal korteks. Üç, belki bir anlamda çocukluktan bu yana yaşadıklarımız. Dördüncüsü ise öğrenmelerimiz. Bu bağlamda insanoğlunun ben doğru öğrenmelerle kendi kaderine yön vereceği kanaatindeyim. Kalıtımız için bir şey yapamıyoruz. Bilim yapacak belki önümüzdeki 10'lu yıllarda. Zihniyet değişmesi gerekiyor. Belki mutlu olmanın önündeki en önemli engeller beynimizdeki zihniyettir diye düşünüyorum. Son 100-150 yıla baktığım zaman birçok psikolojik kuramlar var. İnsanı tanımaya, insanı tanımlamaya, insanın psikolojik sağlığını ifade etmeye. Bunlardan Freud'un önemli olduğunu düşünüyorum. Hakikaten şöyle baktığınızda bir düzine kuram var. Bunların çoğu Avrupa'dan göç eden, Amerika'ya göç eden kişiler, Freud hariç. İşte bunlardan iki tanesini bugün sizlerle konuşacağız aslında. Freud'un önemli bir katkısı nedir? Bilinçaltı kavramını ortaya koyuyor. Davranışlarımıza yön veren sadece bilincimiz değil, sadece bize telkin edenler değil, bilinçaltı var. Diğer memelilerden daha farklı olarak bilinçaltını tanımak psikoterapide önemli bir açılımdır. Kişinin farkında olması, kendini tanıması. Bilinçaltı kavramı biliyoruz değil mi? Rüyalarla karşımıza çıkıyor, Rorschach testiyle karşımıza çıkıyor, lapsuslarla karşımıza çıkıyor, lapsus dediğimiz dil sürçmeleri psikoterapide karşımıza çıkıyor. Onun dışında Freud dönemine kadar Avrupa'da insanın nasıl olması gerektiği konuşulmuş. Eğitim sisteminde, kilisede bunları konuşmuş. Freud insanın nasıl olması gerektiğinden önce insanın ne olduğunu dikkate alalım diyor. Ne olduğunu bilmezsek nasıl olduğunu doğru biçimde yönlendiremeyiz anlamında. Onun için Freud'un düşüncesinin ve kuramının bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. İnsanın kişiliğin oluşmasında dürtüler ve bilinç dışının rol oynadığını ortaya koyuyor. Yine Freud'un ortaya koyduğu önemli bir kavram kişiliklerde ve kişilik bozukluklarının önemli. Hepimizin üç katmanı var. Bir alt benlik diyoruz. İç, bir benlik, bir de üst benlik, superego. Aslında mutlu olmak ve psikolojik sağlıklılık bunların arasındaki bir uyumla da ilgilidir. Bazı insanlar sadece itlerine göre yaşar. Mutlu olamazlar, mutlu edemezler. Öte yandan bazı insanlar sadece süperegolarına göre yaşarlar. Süperego vicdandır, sorumluluktur, ait olmadır, ahlaktır, toplumsal değerlerdir. Ama kendilerini ihmal ederler, kendilerini yok sayarlar. Sadece vicdan ve sorumluluklarına göre yaşarlar. Aslında depresyon biraz öyledir örneğin. Obsesyon biraz öyledir, takıntı hastalığı. Bunlar süperegolar çok katıdır, çok rigiddir, acımasızdır. O da çok mutluluk getirmiyor, yeter artık diyor. Arada egomuz var. Ego, icraatçı katman. Sonuçta karar veren, yürürlüğe koyan katman anlamında. Bunların arasında da bir uyum olmak zorunda aslında, bir denge olmak zorunda. Yani kendimizi düşünmekle diğer insanları düşünmek arasında bir denge olmak durumunda. Sonra Eric Byrne diye birisi gelmiş. İnsanoğlunun iç dünyasını araştırdığı zaman üç katmanımız var diyor Byrne. Bir çocuk olma, iki yetişkin olma, üç ebeveyn olma. Aslında bunların hepsi içimizde var. İşte yaşam dönemlerinde bunlar ön plan çıkıyor. Dünya ile ilişki kurarken, sevdiklerimizle ilişki kurarken çocuk benliğimizle mi, yetişkin benliğimizle mi, ebeveyn benliğimizle mi ilişki kuruyoruz? Bunları dikkate almamız gerektiği halinde. Hepsi bir vardır ama hepsinin arasında bir uyum gerekiyor. Erich Fromm gelmiş. Erich Fromm okuyanınız var mı?
aslında Erich Fromm'un ilk kitabı Sevme Sanatı. Bilmiyorum, 17 yaşında okumuştum diye, Arthur Lavigne diye. Çok küçük bir anekdot vereyim size oradan. Tabii genç bir adamım, ben de lisede okuyorum diyeyim. Böyle bir hayatı tanımak istiyorum ve işte kendimi tanımak istiyorum. Aşkı tanımak istiyorum, duygular yaşıyorum. O zaman ilginçtir, iki kitap okudum hatırlıyorum. Lise 1'deydi galiba. Bir tanesi Russell'ın, Russell'ı biliyorsunuz. Bertrand Russell beni çok etkilemiştir. Of Love and Marriage diyor. Aşk ve evlilik üzerine. Orada Russell'ın güzel bir ideolojisi var aslında hayata bakarken. Bir de Erich Fromm'un The Art of Loving diye sevme sanatını okumuştum. O da beni çok etkiledi aslında. Karşı cinse bakarken sevmenin, ilişkinin bilinci nedir, sevmenin bilinci nedir? Yalnız orada bir şiir vardı, birkaç da yapacaktım, hoş bir aşk gibi beni çok etkilemişti. O zaman mastım o zaman. O şiirin daha sonra Mevlana'dan olduğunu öğrendim. Mevlana'dan aşk şiirini Erich Fromm kendi kitabına almış. Tabii şeyle verilmiş, çalmamış yani, ifade etmiş. Daha sonra Erich Fromm'un kitabı Türkçe'ye çevirince bunu fark ettim. Ama Erich Fromm'un söylediği nedir? To have to be farkı. Olmakla sahip olmak farkı. Mutluluk sahip olmaktan önce olmaktır, olabilmektir. Varlığını geliştirmektir, kendini var etmektir aslında. Onun için kapitalist toplum her zaman mutluluk getirmeyebilir. Olmayı, var olmayı sahip olmaktan daha önce düşünmemiz gerekiyor. Evet, insanoğlunun 100-150 senelik son psikoloji tarihi içerisindeki seyrine baktığımız zaman ben sağlığın da evrensel ilkeye olduğu kanaatindeyim. Beden sağlığında, ruh sağlığında. Nasıl şeker hastalığını tedavi ederken Japonya'da, Türkiye'de, Jamaika'da fark etmiyor. Evrensel bilimin ilkeleri o topluma adapte ediliyor. Ruh sağlığında evrensel ilke olduğu kanaatindeyim. Yerel, töresel, ruhsal değil, evrensel ilke olduğunu düşünüyorum. Mutluluğun da evrensel ilkeleri olduğunu düşünüyorum. Galiba bizlere düşen de bu evrensel ilkeleri bilmek, ona göre kendi toplumumuz, kendi koşullarımız, kendi aile yapımız, kendi kişisel şartlarımız ve tercihlerimiz içerisinde bunları uygulamak olmalı. O anlamda bir psikolojik bilincin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda emek veren iki bilim adamı var. Bir tanesi Maslow, bir tanesi Erikson'dur psikoloji biliminde. Hani bir kişinin rahibe de olsa insan, fahişe de olsa insan ya. Sonuçta biz buraya bakıyoruz. Hipokrat yemini ben çok seviyorum. Bilmiyorum, her hücre işlemiş. Hakikaten yani kişinin cinsiyetinden, milliyetinden, inancından, inançsızlığından, mezhebinden, şundan bundan bağımsız bir insan varlığı kavramı algılamaktır. Bu anlamda bir yaklaşım içerisinde mutluluğun evrensel ilkeleri olduğu kanaatindeyim. Ama herkes kendince onu kendi koşullarında uygulayacak. Bu iki bilim insanı, psikolojik kuramlar ortaya koyan iki bilim insanında değişik yaşam dönemleri içerisinde insanoğlunun mutluluğuna ilişkin öğretileri, bilimsel çıkarımlar olduğunu düşünüyorum. Onları tartışmak istedim. Evet, burada sözü Oya veriyorum ben, genç meslektaşımıza. Ondan sonra biraz konuşalım. Açık uçlu bir toplantı bu, bir didaktik sunu değil. Biraz söyleşi tarzında. Teşekkür ediyorum. Yetişkinlikte var olan problemlerin daha önceki dönemlerden, çocuklukta ve daha gençlikte yaşadığımız problemlerden, hatta bebeklikten kaynaklandığını ve yetişkinliğe gelene kadar olan yaşam deneyimlerimizin bizi oluşturmada, kimliğimizi oluşturmada önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de yaşam dönemleri ve mutluluğu konuşacağız beraber, ama ben ilk önce size sormak
sormak istiyorum. Yaşam dönemleri dediğimizde siz ne anlıyorsunuz? Bir fikri olan varsa, bir söylemek istediği varsa alayım. Yaşam dönemlerinden ne anlıyorsunuz? Çocukluktan itibaren. Çocukluktan şimdiye kadar olan dönemler. Zaman. Evet. Mesela kadınlar için menopoz dönemi, 40 yaş sonrası. Aynen öyle. Gençlik dönemi. Evet. İlk gençlik. Çocukluk. Evet. Biz de tam olarak anne karnından başlayarak ölüme kadar geçen bütün süreci kastediyoruz burada. İnsan hani döllenmeyle başlayan o süreçte ölüme kadar hep bir ilerleme ve hep bir gelişme kaydediyor. Gelişme hiçbir zaman durmuyor. Anne karnında cenin olarak başlıyoruz ve sağlıklı bir doğum gerçekleşirse daha sonra bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak dönemleri ayırabiliriz. Bunu biz kendi içinde de hani çocukluğu mesela erken çocukluk, orta çocukluk ve son çocukluk olarak da ayırabiliriz. Ama temel olarak ayrım, yaşam dönemi ayrımı bu şekilde. Bu her dönemin kendine has bazı nitelikleri var. Her dönemde değişik amaçlarımız var. Her dönemde kazandığımız yeni beceriler var. Öğrendiklerimizin üstüne yeni şeyler ekliyoruz. Ve her dönemde ayrı bir değişim geçiyoruz. Bu değişim ilk yıllarımızda yani bebek yaşında bir bebeği düşünelim. İlk yıllarda çok hızlı oluyor, çok hızlı büyüyor, çok hızlı beceriler geliştiriyor. Daha sonra daha yavaş bir gelişim gösteriyoruz. Mesela yetişkinlikte o kadar artık hızlı bir ilerleme kaydetmiyoruz ama asla durmuyor. Asla gelişim bitmiyor. Mutluluğu bunun neresine koyacağız? Mutluluğu da temel olarak aslında sağlıklı olmak üzerinden konuşacağız. Yani her yaşam döneminde, o bahsettiğimiz her dönemde o gerekli olan niteliğe sahip olmak, ulaşması gereken, amaçlarına ulaşmasını sağlayan nitelikleri kazanmak, becerileri kazanmak ve en sonunda aslında sağlıklı, bütünlüklü bir kimlik oluşturmak. Temel olarak mutluluğu sağlayan şey bu, bunun olduğunu söylüyoruz. İnsan gelişiminin özelliklerine kısaca bakacağız. Öncelikle gelişim süreklidir. Değişiklik ve gelişme hiçbir zaman durmaz. Yaşamın her safhasında yeniden bir ilerleme kaydediyoruz. Bunu zaten söylemiştik. Eklenerek artar, daha önce olanların, daha önceki deneyimlerin üzerine yenilerini inşa ederiz. Bu aynen şey gibidir. Hani ilk önce matematikte rakamları öğreniriz. Daha sonra dört işlemi öğreniriz. Dört işlemi öğrenmeden de karmaşık problemleri çözemeyiz. Hep bir üstüne eklenmişlik vardır. Veya yürümeyi öğrenmeden koşmayı öğrenemeyiz gibi. Gelişim eklenerek artıyor. Bunu zaten söylemiştik. Sıra izler, basamaklıdır. İşte bebeklik, çocukluk, yetişkinlik diye sıra izler. Organize biçimdedir. İlk başta algılarımızı, motor hareketlerimizi, ince motor dediğimiz parmak hareketlerimizi organize etmeyi. Yetişkinlikte de daha sosyal yaşantı, iş yaşantısı, evlilik yaşantısı gibi şeyleri organize etmeyi öğreniriz. Bütüncüldür. Hem biyolojik, işte kalıtımsal getirdiğimiz özelliklerimiz, hem psikolojik özelliklerimiz, hem de sosyal çevreden etkilenir ve hiçbirini birbirinden aslında ayıramayız. Yaşam basamakları dedik. Şimdi bu basamaklarda ne oluyor? Her basamakta bireyin ulaşması gereken, çözmesi gereken bir sorun, bir kriz ortaya çıkıyor. Şimdi kriz dediğimde kötü anlaşılmasın. Herkesin içinden geçtiği her yaşam döneminde bir kriz var. O nedir? Bu krizin sonunda biz bir beceri kazanıyoruz. Yeni bir beceri öğreniyoruz. Dolayısıyla bu krizler zaten bizim için gerekli. Diğer bir deyişle her basamak kendine has bir görevi var. Her sorun, bu her kriz o basamakta çok önemli bir hal alıyor, baskın oluyor. Ama yaşamın ileri dönemlerinde de aynı şekilde ele alınabiliyor. Örneğin 2 yaşında bir çocuğun biz yavaş yavaş yürümeyle beraber annesinden bağımsızlaşmasını, ayrılmasını bekliyoruz. Bu bağımsızlığın özelliğinin ilk temelinin atıldığı nokta. Ama orada bitmiyor. Ne yapıyoruz? Ergenlikte tekrar bunu ele alıyoruz. Ergenlikte bu sefer daha da aileden ayrılmaya ve bireyselleşmeye başlıyoruz. Ve tekrar ne zaman ele alıyoruz? Mesela genç yetişkinlikte üniversiteden mezun olduğumuzda iş yaşamına girip kendi hayatımızı, kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladığımızda tekrar ele alıyoruz. Yani belirli bir basamakta bir sorun ortaya çıkıyor ama yaşam dönemleri boyunca o sorun aslında tekrar tekrar ele alınabiliyor. Bunu zaten söylemiştik. Hepsi birbirinin üzerine inşa ediliyor. Temel ne kadar sağlamsa aslında üzerine inşa edilen her şey de daha sağlam oluyor. Yani biz dört işlem yapmayı eğer düzgünce öğrenemezsek karmaşık problemlerde de aynı şekilde zorlanacağız anlamına geliyor. Peki bütün bu yaşam basamaklarının amacı ne?
bir kimlik oluşturmak ve bunu mümkünse sağlıklı bir şekilde oluşturmak, en iyi, en uygun koşullarda oluşturmak. Her yaşam döneminde ben kimim diye soruyoruz. Örneğin çocuklukta belki ilkokul çağında ben başarılı bir öğrenciyim cevabını verirken, ergenlikte ben bağımsız bir bireyim diyebiliyoruz. Yetişkinlikte ben öğretmenim, ben anneyim, ben babayım, ben yöneticiyim gibi cevaplar verebiliyoruz. Her seferinde, her basamakta bunu sorup farklı bir cevap alıyoruz. Ama bu hiç, yani bunlar birbirlerinin ayrı ayrı şeyler değil. Hep birbirinin üstüne oturan şey. Yani çocuklukta eğer ben başarılı bir öğrenciyim diyorsak, onun gelişimiyle beraber ben başarılı bir yöneticiyime dönüşebiliyor. Şimdi basamakları tek tek inceleyeceğiz. Hocam bahsetti zaten. Erikson'un basamakları bunlar. İnsan yaşamını 8 basamakta incelemiş. Biz o 8 basamağı sırasıyla göreceğiz. Birinci basamak 0-1 yaş arasında güvene karşı güvensizlik dediğimiz basamak. Şimdi hepimiz düşünelim, ilk ilişki kurulan kişi ve en önemli kişi kimdir? Annedir. Bize anne besler, bakar, bütün. Hani baba da anne kadar önemlidir. Ama anne temel besini sağlaması amacıyla temel bakımı veren kişi olarak önemlidir. Anne yoksa da anne yerine bakım veren her kimse o çok önemli. İşte eğer anneyle olan ilişki sürekli, tutarlı ve aynı şekilde olursa, bundan kastettiğim sürekli olması mesela, bakım veren kişinin hep anne olması. Örneğin bakım evlerinde yetişen çocukların bakıcıları sürekli değişir ya, onun gibi değil, tutarlı bir şekilde bakım verenin aynı olması, tutarlı olması, annenin hani bir gün başka bir gün başka çocuğa davranmaması, tutarlı bir şekilde. Yani çocuğun şey için önemli bu. Annem bana şu koşullarda şöyle davranacaktır bilmesi önemli. Eğer tutarlı da olursa çocukta bir temel güven duygusu oluşuyor. Yani ne oluyor? Çocuk işte ağladığında annem gelecek, bana bakacak, beni sevecek, beni koruyacak, beni besleyecek gibi bir algı oluşuyor. Bu sosyal güvenin ilk temel atıldığı nokta. Yani başkasına duyulan güven. Aynı zamanda ama çocukta ne oluyor? Bir kendine güven de gelişiyor. Ne diyor? Ben bakılabilir, kabul edilebilir, sevilebilir, değerli bir varlığım. Çünkü bana bakan, beni seven birisi var. Bu dönemin tehlikesi güvenleme durumunun güvenden üstün gelmesi. Şimdi bir miktar güvensizlik zaten her zaman gerekiyor ki biz iyi ve kötüyü birbirinden ayırabilelim. Yani çocuk herkese bir anda güvenirse olmaz. Yabancılardan ona zarar gelebileceğini de bilmesi gerekiyor. Bir miktar güvensizlik önemli. Ama bu durum eğer güvenden baskın gelirse bu ileride kendinden, çevreden kuşkulanan, şüpheci, güvenmeyen insanlar haline geliyor. Dolayısıyla temel güvenin adımın atılması anlamında önemli bir dönem. İkinci basamak 2 ve 3 yaş arasında söylediğimiz özellik dönemi, yani bağımsızlığın temelinin atıldığı dönem. Buna karşı da utanma ve şüphe gelişebiliyor. Şimdi güven duyan çocuk artık ne yapıyor? Yürümeye başladı, konuşmaya başladı, ufak ufak ne istediğini ifade etmeye başladı. Yürümeye başladıkça da biraz önce dediğimiz gibi anneden ayrılmaya ve çevreden yavaş yavaş çevreyle ilgilenmeye başlıyor. Artık eskisi gibi anne kucağına mecbur değil. Bu dönemde kazanılan diğer çok önemli bir özellikle bizim anal bölgenin kaslarının gelişmesiyle beraber anal kontrolün sağlanması. Bu nedir? Tuvalet eğitiminin olması yani. Bu dönem çocuğun tuvalet eğitiminin de aldığı dönem. Ne yaratıyor çocukta? Seçim yapabilme kapasitesi yaratıyor. Yani çocuk artık istediği zaman tuvaletini yapabilir, istediği zaman tutabilir. Bu dönemde çocuklar genelde çok inatçı olurlar seçimleri konusunda, çok inat ederler. Bir gün anneyi itebilir, bir gün sıkı sıkı sarılabilir. Veya işte oyuncaklarını özenle koruyabilir, saklayabilir, atabilir, ertesi gün parçalayabilir. Sürekli bir seçim halindedir çocuk. Ama bu seçimlerinde aynı zamanda sosyal beklentilere uydurulması gerekir. Yani artık biz bu çocuğa ne diyoruz? Tuvaletini öyle istediğin yere yapamazsın, altına yapamazsın. Sen artık tuvaletini tuvalete yapmak, lazımlığa yapmak zorundasın. Artık yavaş yavaş sosyal kurallar da başlıyor. İşte beklenen çocuğun bu seçim kapasitesini sosyal kurallara da uydurarak düzgün bir şekilde davranabilmesi. Bu dönemde eğer çocuk
ağır cezalandırmalar ve utandırılmalarla karşılaşırsa, yani özellikle tuvalet eğitiminde çok olur bu. İşte altına mı kaçırdın diye bir dalga geçme söz konusu olabilir veya altına kaçırdığında cezalandırma olabilir. Eğer öyle bir utandırma ve cezalandırmayla karşılaşırsa çocukta utanç duygusu ve kuşkuculuk, şüphe duyguları gelişiyor ve seçim yapabilme kapasitesi, iradesi, benlik kontrolü ciddi anlamda engellenmiş oluyor. Bir sonraki yaş 4 ve 5 yaşlarda girişimcilik dönemi dediğimiz, girişimciliğin engellenmesiyle de suçluluk duygusu oluşuyor. Şimdi çocuk ilk iki basamakta güvenini oturttu. Güvenini oturttuktan sonra yürümeye başladı, kontrolünü sağlamaya başladı, özellik duygusu gelişti. Bir sonraki basamakta artık girişimci bir çocuk haline geldi. Çevreyi keşfediyor, merak ediyor, sürekli soruyor. Özellikle bu dönemdeki çocuklar sürekli soru sorma halindedir. Eğer gözlemlediyseniz, işte ben nereden geldim, güneş nasıl oldu, ağaç nasıl oldu? Yani aklınıza gelebilecek her türlü soruyu sormaya başlar. Aynı dönemde bu cinsiyet farklılıkları da fark edilmeye başlar bu dönemde. İşte annenin bir kadın olduğu, babanın bir erkek olduğu, kardeşinin bir kız olduğu, kendisinin erkek olduğu olabilir. Cinsiyet farklılıkları ve cinsiyet rolleri başlar. İşte kızlarda mesela anne gibi bebek sahibi olacağım, anne gibi güzel yemek yapacağım, annem gibi öğretmen olacağım gibi şeyler olabilir. Erkek çocuklarda ben polis olacağım, babam gibi güçlü olacağım gibi rollerin başladığı, çevredeki rollerin de denendiği dönemdir. İşte eğer bu araştıran, çok soru soran, merak eden çocuk kösteklenirse, işte sen soru sorma, sus, çok fazla soru sordun. Yani hani bu düzeyde değil, zaman zaman böyle bir tahammülsüzlük gösterebiliyoruz ama daha ağır utandırmalarla, cezalandırmalarla karşılaşırsa, soru sorması konusunda korkutulursa, o zaman çocukta bir suçluluk duygusu oluşuyor. Yani ben girişimciydim, bir adım attım ama cezayla karşılaştım, ben yanlış bir şey yaptım, ben suçluyum duygusu oluşabiliyor. İleride de edilgen, ürkek, daha bağımlı, soru sormayan, merak etmeyen bireyler haline geliyorlar. Bir sonraki basamağımız diğerlerine oranla daha sakin bir dönem artık. Artık çocuk kuralları öğrendi, eskisi kadar fazla soru sormuyor, yeni soruları var, yeni şeyler öğreniyor. Ama biraz daha mesela o cinsiyetle ilgili şeylerin kapandığı, üstünün örtüldüğü dönem, çocuk artık okula başladı. Ve bilgi dünyasına adım attı. Bununla birlikte yeni şeyler öğrendi. Yeni eşyaları kullanmayı öğrendi. Kalem kullanmak, silgi kullanmak, abaküs kullanmak, hesap makinesi kullanmak gibi şeyleri öğrendi. Bu dönemde ailenin yaklaşımı kadar artık öğretmenlerin de yaklaşımı önemli bir hal alıyor. Hani öğretmenin de çok cezalandırıcı ve köstekleyici bir öğretmen olmaması gerekiyor. Buradaki başarılı deneyimler çalışkanlık duygusuna, yeterlilik duygusuna neden oluyor. Ve çocuk başarılarından zevk almaya, ben başarılıyım demeye, kendisiyle gurur duymaya başlıyor. Başarısız deneyimler ise işte yetersizlik, ben yeterince iyi değilim ve aşağılık duygularına neden olabiliyor. Dediğim gibi burada aile kadar öğretmenlerin de önemli bir payı söz konusu. Şimdi o sakin dönemin sonunda çok daha çatışmalı, kargaşanın olduğu bir dönem başlıyor, ergenlik dönemi. Hepimiz hani kendi deneyimimizden de düşünebiliriz. Eğer çocuklarınız varsa çocuklarınız üzerinden, ergenlikteyse onun üzerinden de düşünebilirsiniz. Bu dönem oldukça bunalımlı geçen bir dönemdir. Neden böyledir? Çünkü çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Biz ergeneleriz ki artık çocuk gibi davranamazsın. Çocuk değilsin, büyümüş bir insan olarak davran. Ama bir yandan da tamam o zaman yetişkinim deriz ki hayır yetişkin değilsin, o kadar da kendini başına buyurup davranamazsın. Dolayısıyla çocuk ne olduğunu bir şaşırıyor, hani ne yetişkinim ne çocuğum, o zaman ben neyim? Bir de aynı dönemde çok şey fizyolojik değişiklikler başlıyor, yoğun bir bedensel değişim başlıyor. Mesela kızlarda ne oluyor? En büyük bedensel değişimlerden bir tanesi ne bu dönemde kızlarda? Göğüslerin büyümesi, adet dönemi. Erkeklerde ne oluyor? İşte kıllar çıkmaya başlıyor, ses kalınlaşıyor. Hani kıllar bile aslında bir geçiş döneminde çünkü ne tüy ne kıl. Yani her şeyin çok ara döneminde olduğu bir dönemde bu dönem. Dolayısıyla bir yandan da o beden değişimleriyle birlikte cinsel dürtülerin de çıktığı dönem. Yani artık ergen kendini banyoya kapatıyor, odasına kapatıyor, gizli gizli bir şeyler yapıyor falan.
Dolayısıyla hani hem bunlar var, hem bir yandan sosyal baskı var. Diyoruz ki artık meslek seçmek zorundasın, yavaş yavaş ne olacağına karar vermesin. Üniversite seçimini ona göre yapacaksın. Çalışacak mısın, okuyacak mısın, ona bir karar ver gibi şeyler söylüyoruz. Bunların arasındaki çocuk tabii ki bir kimlik bunalımına düşüyor. Buradaki görev de çocuğun o kimliği düzgün bir şekilde oturtabilmesi. Bunu nasıl yapıyor? İşte akran gruplarında çeşitli rolleri deniyor. Kendine ona göre arkadaşlar seçiyor, arkadaş değiştiriyor. Bazen politik eylemlere katılabiliyor, kulüplere katılabiliyor. İşte okulda resim, müzik, sanatla uğraşıyor, sporla uğraşıyor. Kendine roller deneyerek o roller içerisinden bütünlüklü bir kimlik oluşturabilmesini ve bu dönemi o şekilde atlatmasını bekliyoruz. Fakat burada şunu karıştırmamak gerekiyor. Kimlik bunalımı ve kimlik kargaşası dediğimiz şey aslında birbirinden farklı. Ne demiştik? Kimliği zaten yaşam boyunca oluşturuyoruz. Bir yaşından itibaren zaten yavaş yavaş üstüne oturta kimliği oluşturuyoruz. Ama buna dair bunalım en yoğun şekilde ergenlik döneminde yaşanıyor ve tek aslında ergenlik döneminde yaşanıyor. Her genç bunu yaşar. Hepimiz yaşadık. Değişik yoğunlukta yaşadık. Örneğin birimiz çok yoğun yaşadık şey diyebiliriz hani. Benim için çok krizdi, ben aileme çok kötü davrandım, çok asiydim, çok inatçıydım. Başka birisi diyebilir ki ben hiç hissetmedim bile, çok sakin geçti. İçine kapanık bir çocuktum falan gibi de anlatabiliriz. Yoğunluğu değişir ama herkes bunun içerisinden geçiyor mutlaka. Kimlik bunalımı gerekli ama kimlik kargaşası dediğimiz şey bu bunalımın çok uzun sürmesi ve çok ağır sürmesi. Yani artık ergenlik dönemi bittiğinde, çocuk üniversiteden mezun olduğunda biz artık kimliğinin oturmuş olmasını, artık hedeflerini, amaçlarını belirlemiş olmasını, ne yapmak istediğini belirlemiş ve ben kimime düzgün bir yanıt verebilmesini bekliyoruz. Burada bocalayan genç daha sonra aşırı uçlara kayabilir, antisosyal davranışlar sergileyebilir. Yani çok değişken bir gün ben şöyleyim derken başka bir gün ben böyleyim diyebilir. Aşırı uçlara kayabilir. Bunun yanı sıra da çok içe kapanır ve yalnızlığa da düşebilir. Ergenlik dönemi aslında işte o ilk baştaki temel güven dönemi kadar da önemli bir dönem dolayısıyla. Daha sonra genç erişkinliğe geliyoruz. Bu artık görece daha sakin, artık kimliğin yavaş yavaş oturduğu bir dönem. Eğer 5. basamağı sağlıklı, yani ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde atlatabildiysek artık başkalarıyla da psikolojik olarak yakın ilişkiler kurabiliriz anlamına geliyor. Yani artık kimliğimiz oturdu, başkalarıyla ilişki içerisinde kendimizi kaybetmek, onlar gibi olmak gibi bir şeyimiz yok. Artık istediğimiz gibi fedakarlık yapabiliriz, onlarla yakınlaşabiliriz. Hem kendi cinsimizle hem karşı cinsle arkadaşlık kurabiliriz. Böyle bir döneme geçildi. Eğer kimlik bunalımı hala devam ediyorsa, o dönem atlatılmadıysa ve yakın ilişki kurma çabaları başarısız oluyorsa, o zaman boş, yüzeysel ilişkiler çıkar ve kişi yalnızlığa düşebilir bu dönemde. O yüzden adı da zaten yakın ilişkilere karşı soyutlanma dönemi. Burada beklenen artık yakın ilişkilerin gelişmesi. Daha sonra üretkenlik dönemi, orta yetişkinlik dediğimiz dönem artık üniversiteden mezun olduk, bir şekilde çalışma hayatına başladık. Evlilik düşünülmeye başlandı. Belki çocuk sahibi olundu. Tam da o dönemde çocuk sahibi olmak yaratıcı bir eylemdir. Üretkenlik dediğimiz bir şeydir. Ama illa çocuk sahibi olunması gerekmiyor. Kariyer anlamında da ilerlemek, kendini geliştirmek, başka nesiller için, gelecek nesiller için iyi bir şeyler yapabilmek de üretkenlik anlamına geliyor. İşte bu dönemde üretici çabalarla gelecek nesilleri yetiştirme, bunun yanısında dünyaya katkıda bulunma belki, doğaya katkıda bulunma olabilir. Bunun yapıldığı dönem. Burada ön şart, üretimin ön şartı tabii ki ilk önce geleceğe güven duymalıyız ki biz üretebilelim. Başkalarına saygı duymamız ve yarattığımız şeye karşı da sevgi duymamız gerekiyor ki yaratıcı olabilelim. Eğer bu dönemde böyle bir üreticilikte geri çekilmiş bir gözleklenme durumu söz konuysa o zaman durgunluk söz konusu oluyor. Kendi isteklerine çok düşkün olan bencil bireyler olabiliyor. Sıkıntı ve gelişme isteğinde azlık söz konusu olabilir bu dönemde. Yani alt basamakta kalmış, hiçbir gelişme, ilerleme kaydetmeyen bireyler haline gelebilir. Bundan sonraki son basamağımız
geç yetişkinlik basamağı, artık çalışma hayatı da bitti. Torun torba sahibi olunuldu belki. Emekli olundu belki. O dönemdeyiz. O dönem artık yaş. Önceki dönemler sağlıklı bir şekilde atlatıldıysa çocuk birey artık bir bütünlük hissetmeye başlıyor. Bu bütünlükten kastımız nedir? Artık yaşamın sınırlılıklarını, olumlu olumsuz yanlarını kabul etmek, yaptığı, yapamadığı şeylerin bilincinde olmak ve bunları da bu şekilde kabul edebilmek ve kendini yaşamın bir parçası olarak kabul edebilme dönemi, sakinlik dönemi, huzur dönemi aslında bir şekilde. Eğer o bütünlük sağlanamadıysa, kişi iyi bir yaşam yaşayamadığını düşünüyorsa umutsuzluk ortaya çıkar. Umutsuzluk, hani bu dönemde giderek de aslında yaşamın sonlarına gelindiği dönem olduğu için bir ölüm korkusu söz konusu. Hepimiz ölümden korkuyoruz. Hani yaşlandığımızda da korkacağız belki ama eğer bir umutsuzluk söz konusuysa, bir bütünlük sağlanamadıysa bu bireylerde ciddi bir ölüm korkusu. Yaptıkları ve yapamadıkları konusunda pişmanlık, keşkeler yoğun bir boyutta oluyor. Ve hani kişi umutsuzluk içerisinde hayatına devam ediyor veya öyle sonlanıyor hayatı. Bütünlük varsa da zaten kabullenmiş ve huzur durumuna ermiş oluyor. Şimdi ne yaptık? Buraya kadar basamakları tanıdık ve basamaklardaki sorunları hep iki karşıt şeyle ifade ettik değil mi? Mesela güvene karşı güvensizlik, bütünlüğe karşı umutsuzluk gibi bu şekilde tarif ettik. Biz en iyi koşullarda olumlu bir gelişme bekliyoruz. Ama her zaman tabii ki yaşam, hani toplum dediğimiz şey, dünya dediğimiz şey hep sınırlılıkları olan bir yer. Dolayısıyla olumsuzluklar da oluyor. Zaten olmalı da. Çünkü ancak biz bu şekilde iyi ile kötü olanı, doğru ile yanlış olanı ayırt edebiliyoruz. Ve ancak bu şekilde aslında esas olan amaçlarımızı oluşturabiliyoruz. Yani her şey önümüze hazır bir şekilde konsaydı bizim, her şey istediğimiz gibi gitseydi bir amacımız zaten olmazdı. Bir ulaşmak istediğimiz bir yer olmazdı. Dolayısıyla aslında olumsuzluğun olması da bir miktarda iyi bir durum. Şimdi Maslow'un, biraz önce hocam bahsettiği Maslow'un kuramına geçeceğim. Yaşam basamaklarında hepimizin çeşitli ihtiyaçları var. Bizim doğuştan getirdiğimiz bir takım ihtiyaçlarımız var. Ve bunlar yaşam için gerekli ihtiyaçlar. Maslow bunları en temel ihtiyaçlardan en üst düzey ihtiyaçlara kadar 5 ihtiyaç şeklinde belirlemiş. Biz buna ihtiyaçlar hiyerarşisi diyoruz. Birinci basamakta en temel ihtiyaç, ikinci basamakta biraz daha üst düzey bir ihtiyaç ve beşinci basamakta aslında en üst düzey ihtiyaçtan bahsediyoruz. Şimdi ben size teker teker 5 basamağı sırasız bir şekilde vereceğim ve şeyi düşünmenizi istiyorum. Bu sıra nasıl olabilir? Bir tanesi güvenlik ihtiyaçları. Kendini güven içinde tehlikeden uzak hissetme. Değer ihtiyaçları, prestij, ün, başarı, statü kazanma. Fizyolojik ihtiyaçlar, nefes alma, yeme, içme, barınma ve cinsellik. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, kendi potansiyelini gerçekleştirmek, olmak istediğin şey olma. Ve bir de ait olma ve sevgi ihtiyaçları var. Bu da başkalarıyla ilişki kurma, sevme, sevilme, kabul edilme, ait olma. Şimdi en temel ihtiyaç hangisi olabilir? Aynen öyle. Nefes almak, yemek, içmek, barınmak. Bunlar olmazsa zaten hayata devam ettiremeyiz. İkinci ihtiyaç hangisi olabilir? Ait olma. Peki. Üçüncüsü hangisi olabilir? Güvenlik. Tamam. Şimdi bakalım biz nasıl sıralamışız? Fizyolojik ihtiyaçlar, biz dediğim Maslow nasıl sıralamış aslında. Bunlar olmadan zaten hayata devam ettiremeyiz. Burada bir farklılık var söylediğinizden. Güvenlik ihtiyacı. İlk önce kendimizi emniyette hissetmemiz gerekiyor. Ait olma, sevgi ihtiyacı. Üçüncüsü. Dördüncüsü değer ihtiyaçları. Prestij, başarı, statü, saygı. Ve en son olarak bütün bunlardan sonra da kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Maslow diyor ki insanlar doğuştan bazı gereksinimlere sahiptir. Eğer insanın davranışlarına da bu gereksinimler yön verir. Yani örneğin açsak yemek aramaya başlarız. Davranışımız bu yönde olur diyor. Ve bu gereksinimler tatmin oluncaya kadar davranışı etkiler. Ve o basamaktan bir üst basamağa geçemeyiz diyor. Yani biz açken
sevgi ihtiyacını karşılamayı düşünmeyiz. Çünkü ilk önce açlığımızı gidermemiz gerekmekte. Bu giderildikten sonra da bir üst basamaktaki ihtiyaç ortaya çıkar diyor. Hepsine temel olarak şöyle bir bakalım. Fizyolojik ihtiyaçlar biraz önce dediğimiz gibi temel olarak aslında gıda ve su ihtiyaçları. Bu zaten yaşam idamesi için çok gerekli. Ve en güçlü hani davranışı güdüleyen kaynaklar bunlar. Doğrudan doğruya hayat idamesi için gerekli olmayan, yani bireysel olarak yaşamaya gerekli olmayan diğer bir ihtiyaç cinsellik ve annelik ihtiyacı, ama gıda ve su kadar da önemli bence. Bu ihtiyaçlar tatmin edilmedikçe kişi bütün imkanlarını, elindeki tüm imkanlarını bunları gidermek için kullanacaktır. Aç bir çocuk açlığını gidermek için ona yönelik davranışlar yapacaktır. Ve bu ihtiyacın olmadığı diğer bütün davranışlar, bütün istekler baskılanır. Yani biz açken çalışamayız, uykumuz varsa çalışamayız. İlk önce uyumayı düşünürüz. Tatmin edildiğinde de artık bir, yani şu an hepimiz toksak eğer, zaten açlığımızı düşünmüyoruz. Başka bir işe geçtik, başka bir gereksinimimizi gideriyoruz şu anda. Ve davranışımızı açlığımıza göre yönlendirmiyoruz. Veya susuzluğumuza göre yönlendirmiyoruz. Ondan sonra gelen basamak güvenlik ihtiyacı. İşte tehlikelerden uzak, dengeli, istikrarlı hayat ihtiyacı. Korunmaya dayanma ihtiyacı. Korku ve kaygının olmadığı, kaostan uzak bir yaşama ihtiyacı. Aslında kuralları, sınırları belli bir yaşama ihtiyacı bu. Bu fizyolojik ihtiyaçlar kadar önemli ihtiyaçlar. Buna en çok hissettiğimiz dönem ne olabilir? Mesela doğal afet dönemlerinde, bir savaş ortamında veya işte sosyal bir kriz ortamında bu ihtiyaç en üst seviyeye çıkıyor. Ve diğer ihtiyaçları gene baskılıyor. Yani fizyolojik ihtiyaçlar kadar önemli dediğim gibi. Aslında toplum düzenlemeleri, işte kanun, yasa gibi şeyler veya işte ahlak kuralları bu ihtiyacı karşılıyor. Yani hani hiçbirimiz şu an burada otururken bir güvenlik ihtiyacı içerisinde değiliz. Çünkü zaten kendimizi o sosyal kurallar çerçevesinde güvende hissediyoruz. Ama biraz önce dediğim gibi en yoğun şekilde salgın hastalık, doğal afet gibi, deprem durumları gibi, savaş durumları gibi dönemlerde hissediliyor. Ve en yoğun şekilde aslında bebek ve çocuklarda o güvenlik ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu ihtiyaç da giderildiğinde, yani biz fizyolojik ihtiyacımız, güvenlik ihtiyacımızı karşıladığımızda bir seviye olan ait olma ve sevgi ihtiyaçlarına geçiyoruz. Artık hani bir eş sahibi olma, bir dost sahibi olma, bir çocuk sahibi olmak, belki bir aileye ait, bir aile bireyi olma isteği hepsinden önemli hale geliyor. Sevgi ve sevilme ihtiyacı da aslında diğer basamaklar kadar önemli. Özellikle psikolojik sorunlarda sevme ve sevilme ihtiyacının ciddi anlamda engellenmiş olduğunu görüyoruz zaten. Gıda su kadar önemli olduğunu söyleyebilirim benim için. Dolayısıyla bu ihtiyaçta daha önce zaten basamaklarda da bahsettiğimiz o güvenin, sevgi ihtiyacının sağlanmış olması, bireyin artık yakın ilişkilere girebilmesi anlamına geliyor. Bir sonraki ihtiyaç, değer ihtiyaçları. Kalıcı, sağlam temele dayanan itibar, öz saygı, başkalarından saygı görme ihtiyacı. Bunu ikiye ayırmışlar. İşte güç, başarı, yeterlilik, beceri sahibi olmak gibi veya mevki, yetki, ün sahibi olmak gibi. Bu ihtiyacın tatmini de güçlü, yeterli hissetmesini sağlıyor bireyin. Engellenmesi ise aynı basamaklarda bahsettiğimiz gibi kendini yetersiz görme, acizlik duygularına sebep olabiliyor. Ve son basamak, kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Şimdi dört basamağın hepsini tamamlamış bir insan düşünelim. Hala bir hoşnutsuzluk var. O nedir? Kendini gerçekleştirme. Yani olması gereken insan olma. Potansiyeline, becerilerine uygun işi yapabilme. Şimdi bu basamak aslında hani Maslow'un da söylediği gibi her zaman ulaşılması mümkün olmayan ve şart olmayan bir basamak yani. Çünkü toplumun var olan durumu, maddi kaygılar bu basamağa ulaşmamızı her zaman sağlamıyor. Mesela hani örneğin çocukluktan itibaren ben şair olacağım diyen, yani ben tiyatrocu olacağım bir çocuğa şöyle bir cevap verebiliyoruz. Para kazanamazsın. O işte, o meslekte para kazanamayacaksın. Sen onun yerine git bir bankacı ol, işletmeci ol, yönetici ol gibi cevaplar verebiliyoruz. Ne oldu? Aslında çocuğun olmak istediği, becerilerine uygun olan, yönelimine uygun olan şeyi yapmaması oldu. Dolayısıyla bu basamağa gelmek o kadar kolay değil.
Şart mı? Yani mutluluk için, temel mutluluk için şart değil, üst düzey bir mutluluk için gerekli olurdu. Dediğim gibi, birey ne oluyorsa ona olmalı, kendi doğasına sadık kalmalıdır. Bunun tatmini kişiye göre değişir, herkesin özelliğine göre. İdeal anne olunca da kendini gerçekleştirmiş olabilir. Ressam olunca, müzisyen olunca veya bazısına göre yöneticilik bu iş için uygundur. Şimdi basamak, fizyolojik ihtiyaç, temel ihtiyaçları saydık. Burada bazen değişiklik olabiliyor. Bazıları için sevgi ihtiyacından daha önemli değer ve öz saygı ihtiyacı olabiliyor örneğin. Çünkü hani bazı ailelerde şöyle bir yetiştirme tarzı olabiliyor. Aman sevgini gösterme. Kesinlikle işte aman insanların arasında ağlama. Güçsüz olursun falan gibi. Bu insanlarda mesela şey olabilir. Kendini güçlü gösterme, saygı görme ihtiyacının daha temel olduğunu görebiliriz bazen. Bazı insanların seviyeleri her zaman daha düşükte kalabiliyor. Bu ne demek? Yani hiç çalışmamış bir insan düşünelim. Çalışmak, üretmek gibi bir hedefi yoksa daha alt düzeyde. Yani ben karnımı doyursam ve güvenliğimi sağlasam benim için yeterli diyebiliyor. Daha üst basamağa geçmek için bir üretme, mesela bir prestij kazanmak gibi bir ihtiyacı, kendini gerçekleştirmek gibi bir ihtiyacı olmayabiliyor. Bir ihtiyaç uzun süre tatmin edilmişse değeri düşüyor. Yani karnımız her gün doğduğu için o fizyolojik ihtiyaç çok sürekli bir ihtiyaç olarak hissetmiyor olabiliriz. Dolayısıyla değeri artık bizim için düşmüştür. Biz artık sevgi, sevilme ihtiyacına geçmiş olabiliriz veya daha üst ihtiyaçlarla uğraşıyor olabiliriz. Bir de bir üst seviyedeki ihtiyacın o ihtiyacı çıkmak için alt seviyedeki ihtiyacın çok da %100 tamamen olması gerekmiyor. Yani karnımı %80 doyurdum, güvenliğimi %70 sağladım var olan koşullarda. Tamam, sevgi ihtiyacına geçebilirim. Sevgi ihtiyacını da %70 tamamladım yine. Böyle bir üst seviyeye geçebiliriz. Her zaman tamamen zaten bunların olmasını beklemiyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa bize bir onları alabilirsiniz. Biraz tartışalım mı? Tabii. Sevgilim. Benim Barla Saybak, yaşam basamakla ilgili bir sorun olacaktı. Aha. Şimdi hep iyi senaryoyu konuştuk yaşam basamaklarında, olması gerekeni. Mesela üçüncü basamakta bir problem çıktı diyelim. Daha sonra şey de dediniz ayrıca, yani basaman sayısı önemli değil, sadece rastgele bir örnek veriyorum. Tecrübeler de üst üste yığılıyorlar, basamaklar birbirlerini takip ediyorlar. Üçüncü basamakta çıkan bir problem, birikimi yanlış yöne doğru etkiliyor. Yanlış mı düşünüyorum? Yani sağlıklı ilerlemeden başka bir yolu izlemeye başlıyor birey. Şimdi psikoloji biliminde tekrar yanlışım var diye yaptığınızdan siz bu üçüncü basamakta yaşanan probleme iniyorsunuz. Bu problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Benim merak ettiğim bu çözümden sonrası. Yani şimdi ebeveyn olmuş veya işte beşinci, altıncı basamağa gelmiş bir insan üçüncü basamakta yanlış yaptığı bir şey tedavi edildikten sonra dördüncü, beşinci, altıncı basamakları nasıl doğru bir şekilde dolduruyor? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Ona bir dönebilir misin? Basamak piramide. Ya orası, o kısmı hayatında sağlıklı bir şekilde geçmemiş oluyor birey o zaman. Şimdi hani yaşam dönemleri üzerinden bunu soruyorsunuz. Ya ilk elik sonun o yaşam basamaklarından bahsediyorum. İşte birinci, ikinci, sekize kadar devam eden şey de çocukluk döneminde problem yaşamış. Mesela matematik problem, matematik örneğini vermiştim. Dört işlemi öğrenemezse karmaşık problem çözmeyi de öğrenemeyiz. Şimdi hani diyelim ki ortaokula gelmiş bir çocuktan bahsedelim. Dört işlemi hala çok düzgün yapamıyor. Dolayısıyla karmaşık problemlerde de zorlanıyor. Değil mi? Şimdi hani 14 yaşındaki bir çocuğa 4 işlemi tekrar baştan düzgün bir şekilde öğretirse karmaşık problemleri çözmeye tekrar geçebilir. Ama o çocuk mesela üniversite sınavında başarısız oluyor 4 işlemi öğrenemediği için. Evet. 25 yaşında 4 işlemi öğreniyor ama üniversite sınavına tekrar girme şansı yok. Ya da hani o döneme geri dönemiyor. Yani yine bu sizin verdiğiniz örnekten devam ediyor. Yani çocuk mesela çocuklukta yaşadığı bir problem var.
5 yaşında. Bu çocuk, bu insan bunu 55 yaşında fark ediyor. Ve işte bunun tedavisini ya da bu problemin 5 yaşında olduğunu 55 yaşında fark ediyor. Ama 55 yaşına kadar gelirken bir birikim olmuş. Değil mi? Oraya geri döndük. Tedavisi yapıldı bu işlemin. Yani psikologlar, psikiyatrlar tarafından. Daha sonra bu birey bu 5 yaşından 55 yaşına kadar olan dönemi sonuçta yanlış birikimler yaparak sürdürüyor. Ve şu anda da o 55 yaşında da bir problem yaşıyor, psikolojik bir problem evet. yaşıyor. Yani o 5-55 yaş arasındaki yanlış ilerlemeyi ne şekilde tekrar doğru şekilde çekiyor demeye çalışıyor. Tamam. 55 yaşındaki bir birey psikoterapiye geldiğinde biz onun çocukluktan beri yaşadığı her şeyi deniyoruz, konuşuyoruz, ona iniyoruz. Ve o süre içerisinde yapmış olduğumuz her şeyi, nerede problem yaşadıysa onların hepsini konuşuyoruz. Ve aslında sadece o 5 yaşındaki problemi düzeltmiyoruz. Oradan gelirken, o 5 yaşından itibaren geldiği her şeyi konuşmuş ve bunların barışmasını, kabullenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani, tamam 5 yaşına indik, şey gibi değil, bu hipnoz yaptık, 5 yaşına indik, oradaki problemi çözdük, hepsi çözüldü gibi bir durum değil. Zaten oraya gelene kadar, o yaşa gelene kadar bütün yaşadıklarını konuşuyoruz ve psikolojik bir problem konuşuyoruz aslında yani. Hani matematik örneğini verdim ama o, da, o kadar matematik bir şeyden bahsetmiyoruz, psikolojik bir problemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insan ne yaşamış oluyor? Sosyal ilişkilerinde problem yaşamış oluyor. Basamaklarda bahsettiğimiz çeşitli duygulara düşmüş oluyor mesela, işte suçluluk duygusuna. Hani 5 yaşında bir suçluluk duygusu oluştu, o dönemden sonra kendini suçlamaya başladı. 5 yaşındaki o suçluluk duygusu konuşulup daha sonra nerelerde tekrar bunları yaşadığını, hangi dönemde bunu tekrar hissettiğini konuşursak ve o anılarla barışabilmesini, aslında o kadar suçlu olmadığını ona anlatabilirse bireyi iyileştirmiş oluyoruz. O problemi sağlamış oluyoruz. Bir de şöyle olur, şimdi 5 yaşında ne yaşadığı dönemde galiba. 5 yaşında ciddi bir travma yaşadıysa zaten 55 yaşına kadar yaşadığı farklı gidecek. Bunu demeye çalışıyorum. Ondan önce bir şekilde sorun hissedilecek. Kişi veya çevre tarafından bir şeyler iyi gitmediği anlaşılacak. Dedim ya depresif durum yaşayacak veya yaşantısında bir çatışma ortaya çıkacak. Yaşanan şeyin niteliği ve kişilik gelişimine etkisi önemli. Ama 5 yaşında anne kaybı yaşadıysa ya da baba kaybı yaşadıysa farklı olacak. Şiddet gördüyse farklı olacak. Onun için 55 yaşına kadar uzamıyor benimki de. Ama tedavi bazı durumlarda o yaşa kadar yani bireyin tercihine kalmıyor mu? Sonuçta tedavi olmak yani bir problemi olduğunu kabul edebilir. Ama probleminin tedavisini arzulamak veya problemin nerede olduğunu belki de bulabilmek belli bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Yani bu bireye bağlı bir şeydir diye tahmin ediyorum. Yani değil mi? Hani tedavi görmeyi tercih etmeyebilir bireyi. Yanlış bir şeyler olduğunu fark ediyor. Aslında illa tedavi olması gerekli de olmayabilir. Yani her 5 yaşında anasını babasını kaybedenin tedavi görmesi de gerekmiyor. Anlıyorum, anlıyorum. Yani problem olduğunu siz dediğin senaryo üzerinden konuşuyorum. Birileri veya kendi bir problem olduğunun farkında. Bir farkındalık evet. var. Ama hani bunun sonuçta yani kişisel tercihleri bunun üzerine çalışmak istemiyor. Yani belki de hayatının yeterince verimli olduğunu düşünüyor. Problem olmasına rağmen. Bazen de tabii evet, pseudo yalancı mutluluk var mı kavramı, o da tartışılabilir. Yani onun tercihi ise çok bir şey yapamıyoruz. Yani, şey, örnek verebilir miyim bununla ilgili? Şimdi benim 16 yaşında bir kızım var, bir de 6 yaşında bir kızım var. Dün 16 yaşındaki kızımın matematik özel ders aldığı matematik öğretmeniyle ilgili daha yeni tanıştı geçen hafta. Perşembe ve Cuma günü iki gün üst üste derse gitti. Yalnız 16 yaşındaki kızımın erkek öğretmenden ders alma gibi bir korkusu var. Yani erkek öğretmenle yalnız kalma korkusu var. Bir travma yaşadı mı, bir tacize uğradı mı derseniz hayır yok. Ama orta birde erkek arkadaşı tarafından sarılıp öpülmek istendi ve o onda büyük bir travma yaşanmıştı. Ve 3,5 yıl tedavi gördü. Şu anda burada ergen psikiyatride hala tedavi görüyor. Bu bir. Şimdi ben onun öğretmeni benimle bir konuşma yaptı. Dedim ki beyefendi saçını okşamışsınız.
daha ilk tanışmışsınız, 5. dakikada ne kadar güzel kızsın sen deyip saçını okşamışsınız, evet, ve herkes, bütün erkekler sana yazar demişsiniz. Dakika 1, gol 1. Niye yaptınız? Ben bir anne olarak elle temastan hoşlanmıyorum dedim. İkinci gün geldiğinde kızıma sarılmışsınız. Neden benim kızıma sarılıyorsunuz dedim. Dedi ki siz bir şey yaşadınız mı? Ben kişisel gelişim uzmanı, aynı zamanda pedagogum dedi. Ben dedim ki bakın ben 7 yaşında halamın oğlu tarafından cinsel tacize uğradım dedim. Asla bana, ben onun abisiyim dedi. Bana abisiyim, babasıyım, amcasıyım ayaklarıyla çocuğumu ellemeye kalkmayın dedim. Yani benim çocuğuma el teması yapmayın. O da bana dedi ki hanımefendi lütfen uygun bir günün gelin, sizin hayatınız hakkında bir konuşalım. Yani benim çocukluğumda yaşadıklarımın çocuğuma yansıdığını düşünüyor. Çocuğum hemen ona şöyle demiş ellediği zaman saçını. Labalilikten hoşlanmam, lütfen bana dokunmayın demiş bir daha. Yani burada yanlış davrandığını düşünmüyorum ben kızımın. Çünkü daha ilk tanışmasında bunu yapmış. Ama beyefendi de kendini savunuyor. Ben onun abisiyim falan filan diyor. Ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ama şimdi beyefendi diyor ya çocukluğunda, ben acaba çocukluğumda yaşadığım bu olaydan dolayı kızımı fazla mı korudum? Ben 10 yaşına kadar onu tek büyüttüm. Eşim kaptan, hep dışarıda denizdeydi. Tek başıma büyüttüm. Hep erkeklerden, dışarıdaki herkesten hem kendimi hem onu korumaya çalıştım. Belki biraz fazla korumacı oldum, bilemiyorum. Ama orada başka bir şey var. Adam demiş, sen sana herkes ne çıkar demiş. Yazar. Sana herkes yazar demiş. Sen çok güzel bir kızsın demiş. Sana bütün erkekler yazar demiş. Evet, bence de. Bir de 16 yaşında. Yani 16 hani Sıla Hanım belki daha iyi bilir. 16 yaşındaki bir erkek için sınırlar çok önemli. Hani istediğiniz gibi onun sınırına giremezsiniz. Onu istediğiniz gibi dokunamazsınız. Evet. Dolayısıyla hani o istemiyorsa zaten bunun yapılmış olması yeterince kötü. Evet. Öğretmenler bazen çocuğa yakın olmak için onların dilinden konuşmaya çalışıyorlar. Özellikle özel ders veren öğretmenler. Masum bir şey söylemek isterken biraz çan veriyormuş gibi. Evet. Bence evet. Onun kişisel alanına bilerek bilmeyerek bir şekilde fazla girmiş. Evet. Cinsel kimliğine veya kız kimliğine. Peki. İşlerken buluyorsunuz. Yani sınırlar aslında ilk aile içerisinde oluşturuluyor. Yani çocuk 16 yaşında birdenbire sınırlar çok daha önemli hale gelmez. Yani çocuğun 0-5 yaşındaysa özellikle cinsel gelişiminde o sınırların öğretilmesi, o en baştan mesela hani yatakların ayrılması, bizim çocukta kurduğumuz sınır, o bedensel sınırı, o sınırla beraber duyguları aktarabilmek, yani hani küçük yaşlardan, özellikle 5 yaşta oluşturulması başlanan bir süreç bu ki ergenliğe geldiğin zaman bunu hem bedenini, hem bedensel sınırlarını, hem yaklaşımını doğru tahrip edebilesin. Yani birden ergen olmuyoruz. Bu basamaklar için de aynı şey. Yani bir basamak ötekinin üstüne biniyor. Bunlar hep birbirinin içinde aslında. Yani yeri geliyor. Temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor ama çok güzel söyledin yani bir sosyal düzen bozuluyor. Örneğin hani ya da iş yaşamımız bozuluyor. O tehlike ön planda oluyor. Hep birbirinin içinde. O yüzden birini aşıp birine geldiğimiz zaman bunun her zaman bir altı ve bir üstü de var. Çocukluk da öyle. Hep biriken bir şey. Hep biriken bir şey. O yüzden ilk aşamada anne ve aile içerisinde o ana yolların doğru oluşması önemli. Yani ana yollar doğru oluşursa sonradan oluşan travmalara karşı çocuk çok daha güçlü oluyor. O yüzden o dayanıklılığın temelleri aile içerisinde atılıyor. Ve şey çok önemli gerçekten. Özellikle ergenlik dönemi yeni bir şans aslında. Bütün o 0-5 yaş, bütün bir çocukluğun getirdiği o eksiklikler, fazlalıklar hepsi ergenlik döneminde bir masaya yatırılıyor. Yani bunu istiyorum, bunu katmak istiyorum, bunu istemiyorum. Çok önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani ergenlik döneminde psikoterapinin de bir genç için çok önemli bir kazanç olduğunu uzun vadede düşünüyorum. Çünkü hakikaten birçok şeyle başa çıkmak bir ergen için kolay bir şey değil. Yani çok çok başlığı var ergenin. Yani bedeni var, bireyselliği var, aileden ayrılması var, ben duygusunu yaşaması var, çok fazla çevrede figür var, tehlikeli, tehlikesiz.
sevgi ihtiyacı var, flört, yakınlık, yani çok başlığı var. O yüzden çok bir taraftan hüzünlü de bir dönem. Hı. Ama bir taraftan da kocaman da bir gelecek var, onun getirdiği de bir coşku var. Önemli buluyorum yani bunların hepsini. Bu birden olmuyor, birden olmuyor. Hep biriken şeyler bunlar. Hı. Bir de karışımı çok olur. Erken de karışmış. Ben bir şey sormak istiyorum. Ama şunu benim yap, oğlum mesela gelinlik hastalığı olmasaydı bu basamaklara geçebilecek miydi? Bir daha sorar mısın? Ne olmasın? Genetik bir rahatsızlığı var. Bu basamaklara nasıl geçecek? Ne tür rahatsızlık? Bedensel, ruhsal? Ruhsal. Bedensel rahatsızlıklar için bazen güzel çalışmalar var. Bazen mesela çocukluk çağındaki bedensel özürlük hali yetişkinlikte başarıyı da getiriyor. Bunun tipik örneği şeydir, Roosevelt'tir. Amerikan başkanı. Çocukken polio, çocuk felci geçirmiş ve tekerlekli sandalyedeydi. Amerika'ya yönetti. Üç çocuğu vardı galiba, doğru hatırlıyorsam değil mi? Amerikan başkanlığı yaptı. Çocukluk çağında geçirilen bedensel travmaların, organ kayıplarının psikolojik yansımaları farklı. Ruhsal travmalar veya ruhsal hastalıklar farklı. Bedenselle ilgili yapılan araştırma ve görüşler bu çocukların bir kısmının daha hırslı olduğu yönünde. Sanki kendini gerçekleştirmek için, bu yetersizlik duygusunu telafi etmek için başka alanlarda telafi mekanizmaları geliştirdikleri, başka alanlarda başarıyı ön plana çıkardıkları yönünde görüşler de var. Benim çocuğum ruhsal olarak, mesela babasında duygu durum bozukluğu olarak. Ruhsal travmalar daha zor bu anlamda çocuğun çağında. Yani, çünkü orada çözüm üretecek ruhsal katmanda bir sıkıntı var. Bu çözüm üretecek beyindir, beynin zihni bölgesidir. Bunlarda tabii travma nerede? Duygulardan bir sorun var, duygu bozukluğu. Zihinden bir sorun var, psikoz mu? Dürtülerden bir sorun var, kişilik bozukluğu mu? Veya gelişimsel bir sorun var, buna göre değişiyor. Yani, ruhsal travmalar bu anlamda, hastalıklar ya da yani çocukluk çağında ailede birisinin ruhsal hastalığı olması, ailede birisinin bedensel hastalığı olmasına göre daha travmatik etkiler. Alkolik bir baba, psikopatik bir baba, ya da psikotik bir baba değil bir anlamda, bedensel hastalığı olan bir anne babaya göre daha olumsuz etkiler. Bu bağlamda yapılan araştırmalarda da bir de işlevsel olmayan baba, yanlış işleri ortaya koyan baba mı, ölmüş baba mı? Bunları tartışıyorum. Ölmüş ama güzel anılarla canlandırılan ya da güzel hayallerle yaşatılan baba mı? Yani için de bu geçerli. Yoksa var ama işleri yok veya var ama yanlış anlamda işleri ortaya koyan baba mı daha travmatiktir? Araştırılmış, ne diyorsunuz sen? Kesinlikle hocam. Bir baba kaybettim dedi bir genç kız da zaten dedi kayıplı yoktu ki dedi kaybını sebebi dedi. Zaten yoktu dedi. Çok önemli. Bir de şu masum dokunuşla hocam. Çok önemli. Çeşitli dönemlerde çocuklara, ergenlere masum dokunuşla, kötü dokunuşla ayırt etmeyi öğretmek lazım galiba, değil mi? Bir de kişinin kendi tercihi var, kültürel boyutlar var. Yani İngiltere'de bu tacize girer, ben size söyleyeyim. İngiliz toplumunda bir çocuğa böyle davranmak, evet, bebeğin tarafından bedeni ve ruhsal tacize girer. Bir, o öğretmenin niyetinin ne olduğu değil, çocuğun nasıl algıladığı ve nasıl yaşadığı dangalaklık var orada yani. Var ne söyleyeyim? Konuşma tarzı da yanlış. Hani dokunuşu bırak, konuşma tarzı yani sözlü ifade çok çirkin. Yani kullandığı kelimeler çok çirkin zaten. Herkes, bütün erkekler sana yazar. Böyle bir şey, bir de projeksiyon yapıyoruz. Siz kendiniz böyle bir şey yaşadınız, gündemde olan siz değilsiniz ki orada. O davranışın, o çocuğu nasıl etkilediğidir. Birçok ebeveyn bir tepki gösterir burada yani. İşte ben de dün gösterdim, sorumluluk sizinle ilgili şeyim. Sizin çocukluğunuzda sorunlar var demek ki diyor. Siz yanlış anlıyorsunuz diyor bana. Peki o şansından hala ders almaya devam ediyor? Hayır. Hocam burada hani çocuk tabii ki zaten olumsuz algılar ama
Yani kişinin zaten hani iyi niyetli olduğuna zaten inanmaz hiç kimse. Yani kötü, direkt kötü niyet sizinleniyor. Kullandığı kelimeler olduğu, söylediği, yani yaptığı davranış. Burada ne oldu ki ben kızımın onu tersleyebilmesine çok sevindim. O özgüveni var. Ya evet, o süper. Onu var. Eskiden olsa yapamazdı. Bu da Işıl Hanım'ın herhalde katkılarıyla oldu. Hemen direkt laballikten hoşlanmam, bana el temasında bulunamazsınız demiş ve kesmiş. Yani hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Benim oğlumun bir bedensel rahatsızlığı oldu doğumsal olarak. Şu an 21 yaşında, şu ana kadar geçirdiği ameliyat sayısı 17. Yani 3 aylıkken operasyon periyoduna başladık. Şu an en son ameliyatı daha yeni geçenlerde oldu. Ve çok uzun süreli bir operasyonlar geçiyor. Örneğin bir sene önceki geçirdiği operasyonun saati 8 saat. Tam 8 saat o çocuk operasyonda kaldı. Dolayısıyla bu benim oğlumu bir takım sıkıntılar oluşturmaya başladı. Aslında şöyle söyleyeyim, çok zeki bir çocuk. Yani o kadar güzel bir zeka yapısı var ki. Fakat dizi yüzen tarafı bunu kullanmayışı bir. İkincisi, yani ben hep biz şuna bağlıyoruz. O geçirdiği operasyonların neticesinde, yani inanın doktor falan görmek istemiyor. Çok önemli bir şey olmadıktan sonra hastaneye falan gitmek istemiyor, önünden bile geçmek istemiyor. Hatta onu biz bayağı bir teşvik ettik. Hani dedik ya en azından hani sana bir psikolojik yardım alırız. Hani belki rahatlarsın, belki şey yaparsın. Ama işte bizi üzen tarafı mesela çok güzel bir zeka yapısı olmasına rağmen hani isterse gerek okul konusunda gereken başaramayacağı hiçbir şey yok. Hatta öğretmenleri de söylüyordu. Biz diyorlar bu çocuğa çok üzülüyoruz. Hani öyle güzel bir kapasitesi var ki bunu tam olumlu kullandığı takdirde yapamayacağı bir şey yok. Hocam bu bunların yani bu geçirdiği 3 aylıktan beri bir operasyon serisi başladı. İşte bunların neticesi olabilir mi? Özellikle cevabındaki sorunun içinde var zaten. Hani bir ameliyatın, bir kazanın, bir uzun organ kaybının veya bir hastalığın hangi yaşam döneminde olduğu çok önemli. Yani burada işlemi ne yapıyorlar, organ kaybına yol açan bir işlemi. Kişinin kim olduğu, kişinin hangi yaşta olduğu. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi her yaşta var farklı biçimde. Burada çocuk tabii bedensel travmalara maruz kalmış. Belki orada her yaşam döneminde, her operasyonda konunun algısal ve psikolojik boyutu işlenmeliydi çocukla. Evet. Biz onu konuşmayı, hocam şöyle mesela doğumsal olarak sorumuz da şuydu. Bir kere sağ göğüs kanalı hiç oluşmamış. Artı burunda estetik bozukluğu vardır ve burunun sağ tarafında kanal yok. Kanal yok. Hiç yani burunun sağ tarafından nefes alma ve gözyaşı kanalı olmaz. Yani doktorlar sağ olsun çok ilgilendiler, çok nadir bir vakadırlar, çok çok böyle önemsediler. Onun bedeni algısı nasıl gelişti, kimlik algısı nasıl gelişti? Şimdi şöyle efendim, burnu tüp takıldı, tam ilkokula başlayacağı sene. Erteleyebilirdik fakat dedi ki, hayır ben bu şekilde gidebilirim. Ben de okuluma gideceğim, derslerimi yapacağım. Hani ilk seneleri son derecede başarılı. Ders konusunda öğretmenleri çok memnunlar. Hatta lise 1'de okulun girişine baştan aşağı resmi asıldı ve sınıf yani o sınıfların düzeyinde birinci seçildi. Yani çocuk ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Evet. O süreçleri iyi değerlendirmeli. Konu yani psikolojik boyutla birlikte yaklaşılmalı. Her ameliyat ne diyoruz? Bedene olduğu kadar psikolojiye, ruhuna, kişiliğine bir tedavidir. Yalnız genelde fiziksel hastalık yaşayan çocukların istikbali ve kişilik gelişimi ve bunları sağlıklı yaşamaları daha bir mümkün çocukluk çağında travma yaşayanlara göre. En fazla psikolojik sorunlar veya kişilik sorunları çocukluk çağında fiziksel hastalık geçirenlerde değil, çocukluk çağında
travmaya maruz kalanlarla, kişine travma, beden, yani işte onunla travma, şiddete maruz kalanlar vesaire. Onun için çocukluk çağındaki fiziksel hastalıkların psikolojik yansımaları zaman içinde daha kolay tedavi edebiliyor. Ama egosuna da, travma biliyorsun, travma biliyorsun. Farklı cinsel travmalar veya psikolojik travmaların kişilikteki etkisi daha fazladır. Evet, ameliyat bir travma oluşturmuş olabilir çocukta, değil mi? Tabii, şu an belki antisosyal bir kişilik bozukluğuna çocuk kadar götürebilir mi? Götürmek, güzel bir soru. Ama onu söylemek istedim. Yani fiziksel hastalıkların gerçekleşmesi çocukluk ve ergenlik çağında tek başına kişilik bozukluğuna götürmez. Yani. Ama travmalar çocukluk ve ergenlik dönemindeki beden bütünlüğüne dönük travmalar, cinsel kimliğe dönük travmalar kişilik bozukluğu sürecine götürebilir. Yani bir çocuğun işte kavram kargaşası orada, hekim kimliğiyle bedenine dokunmak farklı. Tabii doğru hocam, çok doğru. Erkek kimliğiyle farklı. Çok doğru. Onun için bunlar çocuklara açıklamak lazım. Evet. 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuk ameliyat geçireceği zaman psikolojik hazırlık önemli. Ailenin nasıl algıladığı, hekimin nasıl algıladığı, bilgilendirmek, çocuğun algılayabileceği biçimde bir gerek. Bir şey hatırlıyor 90'lı yıllarda. Bizim Pekongöy'de bir tanesinde, bir tane bizim psikiyatrist, sürekli anne bir kıza kızmıştı. Şimdi enjeksiyonu reddeden bir çocuğa nasıl yaklaşacaksın? Korkuyor. Yani dünyada hekimliğin biraz sağladığı en önemli evet. Şey yargılama, dışlama, anla, sebebini anla, sürecini anla. O yüzden ne yapacaksın dedi, kongrede biz bize konuşuyoruz. Bir süre sonra tutarsın, ne yaparsın dedi, ihanet edersin dedi. Onu tam olarak yaşarsın. Yok istiyorum. İşte sen devam edersin de söylemek istedim. Orada bir işte, kanseri anlatıyorlar bir çocuğa. Yani lösemi anlatıyorlar. Çok güzel, çocuğun soyut düşünce yeteneği henüz gelişmemiş. Somut işte bak diyorlar, bir şimdi tarla düşün. Tarlanın içinde bazı otlar kurumuş. İşte senin kemiklerin şimdi böyle. Ona şöyle yapacağız. Yani onun kendi zekası ve düşünce biçimi geliştiğinde doğru anlayabileceği biçimde bedenine yapılacak müdahaleyi anlatmak gerektiği halinde. Bir örnek yani o yara gerçekten düzeliyor bedendeki yara. Bunu ihmal edildiği zaman, o yaranın pansumanı derin acı yapıldığı zaman o yara içinde kalıyor çocuğun ve yaş büyüdükçe de sızlıyor gerçekten çeşitli yerlerde. Birinci tehlike bu olan ruhsal pansumanın da iyi yapılması lazım. Ruhsal pansumanın travmada da öyledir. Yani şey yapabilirsiniz, hani bisikletle gider çocuk mesela, düşer. Orada bir şey oluşur, yara oluşur. Yani orada temizlemeyebilirsiniz o yarayı. O yara evet enfeksiyon kapmayabilir ama kapabilir de. Evet. Kapar, ilerleyebilir de. O yüzden orada ilk pansumanın yapılması önemli. Yani bazı travmalarda hızlı pansuman sonrası belki tedaviye bile gerek kalmıyor. Ama orada ilk temizliği yapmanız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, çocukların anneleri babaları özellikle çok şey olanlar, çok ameliyata girenler çok önemli aynalar. Şimdi bir tanecik çocuğunuz. Tabii ki çok endişelisiniz. Tabii ki onunla ilgili üzülüyorsunuz. İsteyi tanım vermem bu arada. Affedersin. Hayır. Şey, himayetlerin çocuk verirken psikiyatrisinin var onun için. Evet. Yani dolayısıyla şimdi doktorun afeksiyonu önemli ama sizin afeksiyonunuz çok daha önemli. Yani bunun sizin ele alış şekliniz çok önemli. Çünkü sizin ele alış şeklinizi kopyalayacaktır çocuk. Siz evet çok travma yaşadı. Nasıl ele aldığınız çok önemli. Yani o anda siz rahatsanız, doktora güveniyorsanız, çocuğa anlattıysanız, o süreci siz nasıl yaşadıysanız hocam, çocuk çok kolay da biraz öyle yaşıyor. Ben affedersiniz şöyle söyleyeyim size. Biz o sorunları çok kolay atlattık. Şöyle ki, yani bunun çok normal bir işlev olduğunu, ben hala oğluma şunu söylemeye çalışıyorum. Bu operasyonların yani olmasının en iyi şekliyle olduğu, çok daha kötü şeylerin, yani bazı şeyler düzeltilemeyecek, her ne kadar operasyon da yapsanız, düzeltilemeyecek konumda olduklarını belirtiyorum. Hatta diyorum ki biz yine de çok şanslıyız. Hani sen bak ne aşamalardan ne aşamalara geldi. Biz çok şanslıyız diye böyle, yani bir ameliyatlar öncesinde de onu biz hep böyle bir hazırlama yoluna gittik.
Mesela o da bize bir güven duydu. Şöyle bakın, burnumda tüpler olmasına rağmen okula başlayacağın sene biz dedikken istersen gitmeyebilirsin. Hayır dedi, ben gideceğim okuluma dedi. Ve inanın o çok zor bir vaziyetti. Çünkü bayağı böyle bir burnunda tüplerle okula mükemmel bir şekilde gitti. Ve inanın yani bizi belki beni mutlandıran hiçbir zaman bu şikayetlerini bize yansıtmadı. Şimdi bunu söyleyecektim. Yani çocuğunuzun için söylemiyorum, evet, ama işte çocuklar için bu da önemli oluyor. O anda bir şeyler hissediyorlar, duygularını, evet, canları acıyor, korkuyorlar, evet, üzülüyorlar, evet, endişeleniyorlar, evet, ve evet, o endişelerini aslında bak böyle böyle olacak da çok güzel ama ifade etme şansı vermek çocuğa, o da bir direnç. Yani ben içimde yaşamayayım, ben bunu sana söyleyeyim, hem kabullenmemi kolaylaştırır hem birileri, evet, de benim duygumu anlasın. Yani o ben önemli. Şöyle söylemeye çalışıyorum, biz onun bu gibi şeyleri kabullenmesinde elimizden ne geliyorsa onu gösterdik, hep onun yanında olduk. Yani bak yavrum düzeleceksin, evet birkaç gün bir sıkıntı olacak, ondan sonra şöyle böyle düzeleceksin. Yani hep biz ona her operasyonun artı bir getirisi olacağının imajını verdik. Hem dedi ki birkaç gün bir sıkıntın olacak, ondan sonra güçlenir. Tabii hala daha ben öyleyim ha, tabii annesi de aynı şekilde olmak üzere. Hep onun yanında olup her şeyin çok başarılı gittiğiyle. Ben hakikaten çok zor bir konumdan çok güzel bir konuma geldi şu an itibariyle. Yani hiç inanın olmayacak şeyler oldu. Yani o kadar farklı bir, hatta şunu söylediler, dediler ki literatürde çok nadir görülen bir şey. Hani biz bunu ne yapabiliriz diye oturduk, aramızda konuştuk ve tartıştık. Dediler ki biz buna aşama aşama gitmeye karar verdik. İşte onun için 3 yaşından 3 aylıkken başlayan bir operasyon serisine giriştik. Şu an 21 yaşında. Hayatımızın parçası haline getirdik. Tabii. Onun da geldi, hala bizim de öyle. Mesela ben ona bakın, belli bir düzeyde olmasına rağmen şunu söylüyorum. Yavrum aman, hani arkadaşlarından pek fazla şakalaşmak. Veya kendini soğuktan koru, burnunu soğuktan koru. Artık o da benim seviyorum. Artık yani, siz yeter, korumayın kendi kendini. Götürmeye çalışıyoruz diye. Yani bu da tabii orada önemli olan, o da çocukluğun eğitimden yapıyor. Tamam, aileye, siz her şeyi olumlu paylaşıyor ama yani, asıl okulda arkadaş çevresiyle işte aynı şekilde. Zaten biraz sürekli oluyor. Tabii ki hani tehlikeli bir süreç içerisinde girdik için aileler aman bir şey olmasın, aman bir şey olmasın diye fazlacılık korumaya gidiyor. Çocuğun bireyselliğiyle ilgili sorunlar olmaya başlıyor. Okulda Şeyde çabada da yaptım. Arda şimdi 5 senedir işte bu Bakrı köyden 6 ay falan kaldı. Alıp Leponeis işte İvega falan alıyor. Şimdi siyah noktalar görüyor diyor, evden çıkmıyor. Siyah nokta görüyorum diyor. Zaman zaman böyle oturuyor 5-20 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Özel soruları daha sonra soralım isterseniz değil mi? Klinik sorular daha sonra. Özellikle çocuğumla ilgili özel soracaksın. Hayır yani ben inanayım mı buna, çünkü ben zor durumda kalıyorum. Bir yere gittiğimiz zaman böyle bir şey oluyor mu, olmuyor mu? Neyi soruyorsun? Ne noktalar? Siyah nokta, böyle gözümde siyah noktalar oluyormuş. Ve ben çok üzülüyorum. Böyle bir şeye inanayım mı, inanmayayım mı? Var mı, yok mu? Şimdi inanıp inanmamak yani, psikiyatri şöyle, kişi öyle algılıyorsa, öyle yaşıyorsa, nesnel gerçek böyle olmasa bile, öyle kabul edeceğiz. Öyle kabul edeceğim onu. Ama onu değiştirmemiz gerekiyorsa değiştireceğiz. Yani gerçeğin ne olduğu değil, kişinin ne yaşadığı, ne algıladığı önemli psikolojide. Ama ona, onun gerçek olarak, gerçekten öyle bir durum yoksa o zaman yardımcı olacağız. Yan etkisi olabilir mi mesela? Yaştan yan etkisi olabilir söylediğiniz konu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi size bir şey yapmalısınız. Çok teşekkür ederim.
Doğru yoldayım değil mi? Doğru yoldayım.